Merhabalar sevgili gençler. Polinomlar konu anlatımıyla tekrardan karşınızdayız. Vakit kaybetmeden tanımla başlayalım. A0, A1, A2, AN gerçek sayılar ve N doğal sayı olmak üzere. Px eşittir A0 artı A1 x1 A1 A1 çarpı x üzeri 1 artı A2 çarpı x kare artı AN çarpı x üzeri N ifadesine x'in bir polinomu veya x değişkenine bağlı bir polinom denir. Bir ifadenin x değişkenine bağlı bir polinom olabilmesi için iki tane şartımız var. Bir, katsayılar. Reel sayı olacak, yani katsayı dediğimiz burada bakın şu a'lar. A, a0, a1, a2, an bunlar reel sayı olacak. Ve ikinci şartımız x'ler de ne olacak, x'lerin üstleri doğal sayı olacak. Yani bakın burada ne var? X üzeri 0 var aslında. Bakın burası ne? X üzeri 1, 2, nereye kadar? N'e kadar. Bu n'lerde ne olacakmış sevgili gençler? Doğal sayı. İşte bu ifadeyi biz polinom diyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Px eşittir. X üzeri 12 bölü a artı 1. Eksi 2 çarpı x üzeri a eksi 2 artı 3 ifadesi bir polinom belirttiğine göre a'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Şimdi bakın 12 bölü a artı 1'in ne olması gerekiyor sevgili gençler? Doğal sayı olması gerekiyor. Peki bunun doğal sayı olabilmesi için a artı 1'in ne olması gerekiyor? 12'nin bölenleri olması gerekiyor. O zaman a artı 1'in alabileceği değerler 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve 12 olabilir. 12'nin bölenleri dedik. Peki bu sırada a'lar ne olur sevgili gençler? A'lar 0 olur. Bir fazlası 1 ise kendisi 0'dır. Bir fazlası 2 ise kendisi 1'dir, 2'dir, 3'tür, 5'tir ve 11'dir. Şimdi aynı zamanda a'lar bunlar olabilir diyoruz ama bir de şurada ne var bakın, a eksi 2 var. O halde a eksi 2'nin de sıfırdan büyük veya eşit olması gerekmiyor mu? Yani a'nın 2'den büyük veya eşit olması gerekiyor. A 2'den büyük veya eşitse 0 ve 1 olamaz. Sadece şuradakiler olur diyeceğiz. Demek ki kaç tane değeri varmış? 1, 2, 3, 4 tane değeri varmış. Cevabımız da bundan kaynaklı Ceyhan olur diyebiliriz. Şimdi notumuz var. Notumuzda diyor ki p ax artı b eşittir a0 artı a1 x üzeri 1 artı a2 x kare artı an x üzeri n polinomu verilip pk değeri sorulduğunda sen ax artı b'yi k'ya eşitleyerek eşitliğini sağlayan x değeri şu şekilde yazılır. A0 artı a1 x üzeri 1 bu ifadede yerine yazacaksın bunu. Tamam mı? Mesela bu ne demek oluyor? Ax artı b bölü bx artı a verilmiş bize a artı b çarpı x eksi a eksi b biçiminde ve bizden ne isteniyor? P eksi 1. Şimdi burada uyanıklık yapacaksın. Diyeceksin ki x eşittir eksi 1 olduğunda, tamam mı? Bakın x eşittir eksi 1 olduğunda. Ne olur sevgili gençler? X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak. P eksi a artı b bölü eksi b artı a. Değil mi? Peki bu neye eşit? Bak üst taraf eksi a artı b, alt taraf a eksi b. P eksi 1'e eşit değil mi? Demek ki x gördüğümüz yere eksi 1 yazdığımız zaman şansımıza, şans mı artık yoksa gerçekten gördük mü? Tabii ki gördük. Şansımıza da diyelim. Eksi 1 geldi. P eksi 1 geldi. O zaman x gördüğümüz yere her yerde eksi 1 yazacağız. Yani a artı b çarpı eksi 1 eksi a eksi b. Bakın şurada x gördüğümüz yere de eksi 1'imizi yazdık. Peki eksi 1'i dağıt içeriye ne gelir? Eksi a eksi b. Şu eksiyi de içeri dağıt. Eksi a artı b gelir. Eksi b ile artı b birbirini götürürse doğru cevap olarak karşımıza eksi 2a çıkar sevgili gençler. Bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Şimdi geçiyoruz bir diğer sorumuza. P x kare artı 1 eşittir 2x üzeri 4 artı 4x kare artı 5 polinomu veriliyor. P3 hangisidir demiş. Şimdi P3'ü bulabilmek için x kare artı 1'in ne olması gerekiyor? 3. O zaman x karenin ne olması gerekiyor? 2. X'i zorlama burada, kök 2 olması gerekiyor diye. Neden? Çünkü zaten burada çift kuvvetler var. Dolayısıyla ben bu polinomu 2 çarpı x karenin karesi artı 4 çarpı x kare artı 5 biçiminde yazarsam x kare gördüğümüz yere 2 yazmamız yeterli olacakmış. O halde 2 çarpı 2'nin karesi 4 artı 4 çarpı 2 artı 5. Bakın burası 8 geldi. Burası 8 geldi. Burası da zaten 5'ti. Toplarsak sevgili gençler ne gelir cevap? 21 gelir diyebiliriz. Yani cevabımız Bursa olur dedik. Geçtik uyarı kısmına. Yine aynı şekilde bakın ax artı b eşittir k eşitliğini sağlayan x değeri 2 artı köşk gibi bir reel sayı oluyorsa o zaman bu değeri burada yerine yazmakla uğraşmayacaksın. Tamam mı? Çözümü uzatır.
Bu gibi durumlarda bu ifadeyi tam kare bir ifade haline getirmeye çalışacaksın. Bu tam kare ifadeyi nasıl yaparız? Hemen sorumuz üzerinde görelim. Şimdi mesela burada ne demiş? Px eşittir x eksi a'nın karesi artı 2 çarpı x eksi a artı 1. Bu polinomda p a artı kökü a eksi 1 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakın gençler, sen her x gördüğün yere a artı kökü a eksi 1'in yazarsan olmaz. Uzatırsın. Peki burada ne yapacağız? Şunu göreceksin. Bak burası zaten x eksi a artı 1'in karesi sevgili gençler. Bunun açılımı bakın x eksi a'nın karesi. 2 çarpı ikinci çarpı birinci artı ikincinin karesi değil mi? Şimdi o zaman ben burada x gördüğüm yere ne yazacakmışım? A artı kök a eksi 1. Yani şurada şunu yerine yazacağız. Peki yazalım. A artı kök a eksi 1 eksi a artı 1. Bunun karesini bulursam cevabı da bulacağım. Peki bunun karesinde bulmakta ne var? Hiçbir şey yok. Bakın eksi a ile a gitti. Eksi 1 ile 1 gitti. Geriye sadece kök a kaldı. Bunun da karesi ne yapar sevgili gençler? A yapar diyeceğiz. Cevap da Adana seçeneği olur deriz böylelikle. Tanım. Bir Px polinomunda a1, a2, an-1 ve an bunların hepsi birbirine eşit ve sıfırsa yani şunların hepsi gider ve geriye ne kalır? A0. İşte bu A0'a biz ne diyoruz biliyor musunuz? Px polinomunun sabit terimidir ve sadece sabit terimler oluşuyorsa da sabit polinom diyoruz biz bu Px polinomuna. Sadece sabit terimden oluşan polinoma sabit polinom diyoruz. O zaman sabit polinom dediğimiz şey aslında sabit fonksiyonla aynı şey. İçerisinde x değişkeninden bağımsız olacak. Yani x değişkeni olmayacak içerisinde. Peki bununla alakalı sorularımız var mı? Tabii ki var. Alt taraftaki sorularımıza bir bakalım. Px eşittir. M eksi n eksi 2x kare artı m artı n eksi 4x artı c eksi 2. Bu polinom neymiş? Sabit bir polinommuş. P2 ile P3'ün toplamı da 6'ymış. Buna göre m çarpı n çarpı c hangisidir diye sorulmuş. Şimdi P2 artı P3 verilmiş bize. 6'ymış. Sabit polinomsa bu da bu c ise bu da c'dir. Hatta c demeyelim. Bu a ise bu da a'dır. 2a eşittir 6 ise a kaçtır sevgili gençler? 3. Yani artık şunu biliyoruz ki px neye eşit olacakmış? 3'e. Px 3'e eşit olacaksa içerisinde x'li bir terim olmayacak. Yani şu kısım 0'dır. Şu kısım 0'dır. Şu kısım da mecburen 3'e eşit olacak ki c'nin burada 5 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bu bir. İkincisi m eksi n'nin de o zaman şu kısmın 2 olması gerektiğini biliyoruz. 2'den 2 çıkarsa 0 kalır. Ve şuradan da m artı n'nin 4 olması gerektiğini biliyoruz. Peki ben bunları toplarsam ne olur? 2m eşittir 6 gelir. M kaçtır sevgili gençler? 3. M 3 ise n kaçtır sevgili gençler? 1. Şimdi bizden ne istenmişti? M çarpı n çarpı c. 3 çarpı 1 çarpı c kaçtı sevgili gençler? 5. Bu da ne yapar? 15 yapar. O halde cevabımız 15'tir diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Px eksi qx ve px artı qx bize verilmiş. Px polinomunu bul demiş. Gelin bu iki polinomu toplayalım. 2 tane px eşittir. Bakın eksi qx ile artı qx gidiyor. Bu yüzden hemen eşittir yazdım. 3x küple x küp ekle 4x küp. Eksi 2x kare artı 4x kareden artı 2x kare. Artı 4x eksi 6x'ten eksi 2x. Eksi 7 eksi 1'den eksi 8 gelir. Ben her iki tarafı 2'ye bölersem elimde sadece px kalacaktır. Px de 2x küp artı x kare eksi x eksi 4 olur. Bu da bize A seçeneğini gösterir sevgili gençler. Bir diğer sorumuz da x eksi 1'in küpü çarpı 2x artı 3 çarpımında x kareli terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş bize. Şimdi burası sevgili gençler x eksi 1'in küpünün açılımını yaparsam x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 yapacaktır. Bir de yan tarafta 2x artı 3'ün çarpanı varmış. Peki x kareli terim demiş ya ben burada eksi 3x kareli terimle 3'ü çarparsam eksi 9x kare gibi bir x kareli terim elde ederim. Bir de sevgili gençler 3x ile 2x'i çarparsam ancak x kareli terim elde ederim. Başka hiçbir terimin çarpımı bu kısımda bize x kareli bir terim vermez. Bunların da toplamı eksi 3x karedir. Bunun katsayısı sorulmuş. Eksi 3'tür diye gönül rahatlığıyla cevap verebiliriz sevgili gençler. Geçiyoruz sağ üst tarafa. Diyor ki polinomun baş katsayı, polinomun katsayıları denir. Hangilerine? A0'a, A1'e, A2, hani şu reel sayı olanlar var ya onlar işte.
Özel olarak AN gerçek sayısına PX polinomunun başkatsayısı denir. AN hangisi? Şu. Yani en yüksek dereceli terimin katsayısı. Buna ne diyormuşuz? Başkatsayı diyoruz. Tamam mı sevgili gençler? Başkatsayı. Pekala. A0 gerçek sayısına da PX polinomunun sabit terimi dendiğini zaten bunu biliyoruz. Sabit terim. Şimdi başkatsayı da sabit terimi de öğrendik o halde. Şu sorumuza bir bakalım. Diyor ki px eşittir 9x kare artı a eksi 4x artı 6 qx de a artı bx kare artı b artı c. Bu polinomlar eşit polinomlarmış. Şimdi bunlar eşitse o zaman x kareli terimlerin katsayıları, yani buradaki 9 da buradaki a artı b birbirine eşit. X'li terimler, x'in katsayıları a eksi 4 ile, burada x'li bir şey yok, demek ki burası 0 olacak. Ve son olarak sevgili arkadaşlar, buradaki 6 ile buradaki b artı c de birbirine eşit olacak. Demek ki a artı b'miz neymiş? 9. Ve a eksi 4'ümüz neymiş sevgili gençler? 0'mış. O zaman a kaçtır? 4'tür. Peki a 4 ise b kaçtır? Bu da 5'tir. B'yi de bulduk. 5. A'yı buldum. B'yi de buldum. Şimdi bir de c'yi bulmakta sıra. B artı c eşittir 6'ymış ya. B kaçtı? 5'ti. 5 artı c eşittir 6 ise c kaçtır sevgili gençler? 1'dir. Şimdi bizden ne istenmiş? 4 eksi 5 artı 1 istenmiş. Bunun da cevabı ne yapar? 0 yapar. Demek ki cevap C seçeneği olur diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. A bölü 2 üzeri x eksi 1 artı B bölü 2 üzeri x artı 1 eşittir. 2 üzeri x artı 2 artı 6 bölü 4 üzeri x eksi 1. Eşitliğine göre A çarpı B hangisine eşittir diye bir soru sorulmuş. Şimdi burada ben bunu 2 üzeri x artı 1 ile, burayı 2 üzeri x eksi 1 ile genişletecek olursam şuraya eşit olur. Paydalar eşit olduğu için artık paydaları görmezden gelebiliriz. Üst tarafı çarpalım şimdi. 2 üzeri x parantezinde a artı b gelecektir çarptığımız zaman. Ve ekstradan bir artı a'mız, bir de eksi b'miz gelecek. Bu da şu 2 üzeri x artı 2 dediğimiz şey nedir? 4 çarpı 2 üzeri x midir? Bir de artı yanında ne var? 6 var. Şimdi bakınız. 2 üzeri x'in katsayısı a artı b. 2 üzeri x'in katsayısı 4. Ve hemen yan tarafında sabit terimimiz 6, sabit terimimiz a eksi b mi var? O halde şunu söyleyebilir miyiz? A artı b kesinlikle 4'tür ve a eksi b kesinlikle 6'dır. Ben bu her ikisini toplarsam 2 a eşittir b'ler gidecektir 10 gelir. A eşittir 5 gelir. A 5 ise b kaçtır? Eksi 1'dir. A ile b'nin çarpımı sorulmuş. 5 kere eksi 1 kaç yapar sevgili gençler? Eksi 5 yapar. Bu da bizim sonucumuzdur diyebiliriz. Şimdi gençler geçtik bir sonraki sayfamıza. Tanımdayız. Diyor ki px polinomu var. Bu px polinomu için n sayısına px polinomunun derecesi denir. Ve bu derece polinomun derecesi olur. Tamam mı? Bak x üzeri n, yani en büyük derece polinomun da derecesi olur. Ve bu polinomun derecesini der px ile gösteririz. Anlaştık mı? Bir alttaki soruda demiş ki px eşittir x üzeri 3a artı 13 bölü a artı 1 eksi 3 çarpı x üzeri a eksi 2. Bu polinomun derecesi en çok olduğunda p eksi 1 kaçtır diye sorulmuş. Bu polinomun derecesini maksimum yapabilmek için şimdi biraz hemen düşünmek gerekiyor. X üzeri bakın burada 3a artı 13 bölü a artı 1 var ya, ben bunu şu şekilde yazmak istiyorum. X üzeri 3a artı 3 bölü a artı 1 artı 10 bölü a artı 1 yazmak istiyorum ki toplamı 3 artı 13 bölü a artı 1 gelsin. Ki bu da zaten x üzeri yazamadık. X üzeri 3 artı 10 bölü a artı 1 yapacaktır. Şimdi bunun derecesi maksimum ne olur diye düşündüğümüz zaman mesela a 0 olursa 13 olur ama a 0 olamaz. Neden? Çünkü a eksi 2'nin de ben 0'dan büyük veya eşit, yani a'nın 2'den büyük veya eşit olması gerektiğini buradan biliyorum. Dolayısıyla burada bunu da unutmayacağım. Şimdi düşünelim. Burada ben bu ifadeyi büyük tutabilmek için a'ya da 2'den büyük değerli vereceğim ya. Mesela 2 veremem. 10 bölü 3 tam sayı değil. 3 veremem. 10 bölü 4 de tam sayı değil. 4 veririm. 10 bölü 5 tam sayı. Şimdi a4 için burası x üzeri 5 yapar. X üzeri 5 de büyük bir derece gibi görünüyor. X'e ne vermiştik? 4. 4'ten 2'yi çıkarırsam burası da x kare olur. Ama şöyle bir şey yaparsak, ben burada a'ya 9 verebilirim. 9'u verirsem 10 bölü 10'dan 1 gelir. 3 artı 1'den 4 olur. Yani x üzeri 4.
eksi 3 çarpı, bakın ben burada a'ya 9'u verirsem eğer 9 eksi 2'den 3 çarpı x üzeri 7 olur ki bunun derecesi daha bir çok olur. Demek ki derecenin çok olduğu şey neymiş? X üzeri 7, yani 7. derecedenmiş. Bu artık px ise sevgili gençler. Bizden ne istenmiş? P eksi 1 istenmiş. O halde p eksi 1 eşittir 1 eksi 3 çarpı eksi 1'den sonucumuz 4 olur deriz. Cevap Denizli'dir dedik. Şimdi bir notumuz daha var. Diyor ki px bir polinom ve a ile c sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere. Eğer px'in derecesi n ise derece c çarpı p ax artı b artı d eşittir n'dir demiş. Yani derece değişmez demiş. Sen bu polinomun içerisinde birinci dereceden bir ifade yazsan, yetmedi bu polinoma d eklesen, yetmedi bu polinomu c ile çarpsan da sabitlerle çarpmak, sabit eklemek, içerisine aynı dereceden, birinci dereceden bir ifade yazmak demek polinomun derecesini hiçbir şekilde etkilemez demek sevgili gençler. Şimdi aşağıya bakalım. Px bir polinom ve varsayalım ki bu polinomun derecesi m olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bu polinomun derecesi m ise ben bunun içine birinci dereceden ifade yazsam da derece değişmez. 2 ile çarpsam da derece değişmez. 1 eklesem de derece değişmez. Ve o derece değişmeyince neye eşit olmuş? 6'ya. Demek ki bu m 6'ymış. Yani bizim px'imiz 6. derecedenmiş. Şimdi bakıyorsun px 6. derecedense mesela x üzeri 6. X üzeri 6 eksi 1 de 6. dereceden değil midir? Evet. Bunun derecesini sormuş. Cevap Edirne'dir sevgili gençler. Şimdi burada diyor ki A, B birer doğal sayı. Ve A da B'den büyük olmak üzere. Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B olsun diyor. Yine A, B'den büyük olmak üzere. Px ile Qx'in toplamının derecesi A'dır. Farkının derecesi gene A'dır diyor. Neden? Büyük olan A'ydı çünkü. Mesela birisi x küp, birisi x kare, birisi 3. dereceden, birisi 2. dereceden. Ben bunları toplarsam bu toplam olan polinom kaçıncı derecedendir? 3. Fark olan polinom kaçıncı derecedendir? Gene 3. Neden? Büyük olan geçerli, büyük olanın sözü geçerli. O zaman a ve b'den eğer a büyükse bunun da derecesi a'dır diyeceğiz. Şimdi geçelim örneğimize. Yukarı doğru çıkalım. Şöyle diyor ki mn'den büyük olmak üzere derece px m'ymiş, derece qx neymiş? Derece P5x eksi Q3x. Bunun derecesi nedir diye sorulmuş. Şimdi içerisinde birinci dereceden ifade yazmak bir şey değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Bunun derecesi M. Yani x üzeri M gibi bir şey. Eksi bunun derecesine yine ne? X üzeri M. X üzeri M eksi X üzeri N'in derecesine M N'den büyükse yine M'dir. O halde cevap Denizli olur diyebiliriz. Bir sonrakinde de diyor ki eğer diyor Px'in derecesi a, Qx'in derecesi de b ise diyor, çarpımlarının derecesi a artı b'dir. Yani x üzeri a polinomuyla x üzeri b polinomunun çarpımı x üzeri a artı b polinomu olduğu için tabii ki derece büyüyecek. Dolayısıyla toplayacaksın. X üzeri a artı b gibi bir polinom elde edersen bunun da derecesi a artı b olur. Eğer ki bölersen de a eksi b olur diyoruz. Şimdi geçelim şuna bakın. Soruda diyor ki P3x artı 1 ile Q2x eksi 1'in çarpımı 10. P2x eksi 1'in Q3x artı 1'e bölümü de derecesi 6'ymış demiş. Şimdi Px'in derecesiyle Qx'in derecesi zaten içlerinde birinci dereceden ifadeler yazdığımız için bunların derecelerine eşit olmayacak mı? Evet. Varsayalım ki derece P m olsun. Derece Q da sevgili gençler n olsun. Şimdi o zaman burası da m'dir, burası da n'dir ve çarpıyorsak bunları üstlerini aslında topluyoruz. M artı n'inci dereceden bir polinom ve derece 10'a eşit. Burası da m eksi n'inci dereceden bir polinom ve burası da 6'ya eşit. Gelin bunları toplayalım. 2m eşittir 16. M eşittir 8 olur. M 8 ise n kaçtır? 2'dir. Şimdi bize demiş ki Qx artı 1 bölü 2. Bakın şurası kaçıncı dereceden x artı 1 bölü 2? Birinci dereceden. Biz 40 defa ne dedik? Polinomun içerisinde birinci dereceden bir ifade yazarsan derecesini değiştirmez. Yani direkt olarak diyor ki Q'nun derecesi nedir? Ben Q'nun derecesini ne olarak kabul etmiştim? N olarak kabul etmiştim. N'i de kaç buldum? 2 buldum. O halde cevabım da Edirne'dir diyebilirim. Cevabım da 2'dir diyebilirim sevgili gençler. Evet, geçelim şuradaki uyarımıza. Diyor ki A, B ve K birer doğal sayı olmak üzere eğer ki Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B ise x üzeri k'nın derecesi k çarpı a'dır ve q'nun k'ıncı dereceden kuvveti de derecesi de k çarpı b'dir. Yani sen bu kuvveti içeride de alsan, dışarıda da alsan
dereceyi çarpıyorsun ve bu şekilde buluyorsun diyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakın, örnek üzerinde bunu nasıl değerlendirebiliriz? Dikkatli dinliyorsunuz. A, B'den büyük olmak üzere PX'in derecesi A'ymış, QX'in derecesi B'ymiş. Q kare X küp artı 1, P küp 2X eksi 1 polinomunun bir çarpanı olduğuna göre şu verilen bilgi tamamen sorunun yanlış olmamasını sağlayan bir bilgidir. Yani bu soruda öylesine verilmiş gibi dursa da sorunun doğruluğunu sağlayan bir bilgidir. Tamam mı? Diyor ki derece P küp 2x eksi 1 bölü Q kare x küp artı 1'in değeri nedir? Şimdi şöyle diyeceğiz. Px'in içeride nesi alınmış? Birinci dereceden bir ifadesi alınmış. Dolayısıyla derece hala a iken küpü alındığı zaman derecemiz 3a olur. Şimdi bunlar bölündüğü için ne yapacağız? Çıkaracağız. Burada da Q kare x küp artı 1 demiş ya. Q'nun derecesi neydi? B. Küpü varsa içerisinde ne olacak? 3B olacak. 2 ile çarparsak bir de ne olacak? 6B olacak. 3B'yi de 2B ile çarptık. Demek ki yeni derecemiz neymiş? 3A eksi 6B. O halde cevabımız burs olacak sevgili gençler. Evet. Burada bir bakalım. Bu soruyu da yapacağız. Diğer kısımdaki şu kısım. Yani katsayılar toplamı ve sabit terim olan kısım. Ne olacak sevgili gençler? İkinci videomuzda olacak. Bir de bu PDF'lerin sonunda neyse onu birazdan söyleriz. Şimdi şuna bir bakalım. Diyor ki polinomlarda toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri yapılırken polinom bazen açık biçimde verilmez. Bu durumda polinomun derecesi tespit edilir. Polinom birinci dereceden ise birinci derece ise ax artı b, ikinci derece ise ax kare artı bx artı c tipindedir. Bakın üçüncü derecesi yazmadık. Niye? ÖSYM bu şekilde bir ifade şimdiye kadar sormadı. Tamam mı? Hani üçüncü dereceden sorarsa da bu biraz abartı olur. Biraz işlem kalabalığı olur. ÖSYM işlem kalabalığından biliyorsunuz kaçınıyor genelde. Şimdi PPX polinomu yani iç içe geçmiş iki polinomun derecesi ne? Birinci dereceden. O zaman kendisi de birinci derecedendir. Tamam mı? PX polinomu da birinci dereceden. O halde ben birinci dereceden olan PX polinomuna şunu yazabilirim. PX eşittir AX artı B olsun diyeceğim. Ve bunu dedikten sonra başlayacağım soruyu çözmeye. Peki P içerisinde PX polinomu acaba ne olur? Demek ki x gördüğümüz yere ax artı b'yi yazacağız. A çarpı ax artı b artı b diyeceğiz. Peki bu nedir? A kare x artı ab artı b'dir. Ve bu da neye eşit sevgili gençler? 9x artı 12'ye eşitmiş. Yani dememiz o ki, şuraya 12'yi yazalım, şurayı da silelim. Dememiz o ki sevgili gençler, x'in katsayısı olan 9, x'in katsayısı olan a kareye ve buranın sabiti olan 12, buranın sabit olan AB artı B'ye eşit olacak. Peki A kare 9 ise A nedir sevgili gençler? Ya 3'tür ya da -3'tür. Fakat bize ne demiş en başta? PX pozitif baş katsayılı. Demek ki ne olamaz? -3 olamaz. -3 olamazsa A kesinlikle 3. A 3 ise şurada yerine yazdığımız zaman 3B ile B'yi topla. 4B eşittir. Karşıda neye eşit demiştik? 12'ye. Demek ki B kaçmış? O da 3'müş. Yani ben burada A'nın 3 olması gerektiğini, B'nin de 3 olması gerektiğini buldum. O halde ben PX'i AX artı B olsun dememiş miydim? A'yı B'yi bulduğuma göre, A'yı B'yi bulduğuma göre artık PX'i de bulmuşumdur demektir. PX eşittir 3X artı 3'tür. Bizden ne istenmiş sevgili gençler soruda? P-1 istenmiş. P-1 eşittir 3 çarpı eksi 1 artı 3'ten 0 gelecektir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Diğer videomuzda polinomların ikinci kısmını da anlatacağız. Burada polinomlarda bölme işlemleri var. Polinomların sabit terimi ve katsayılar toplamı var. Polinomların işte çift dereceli terimler, katsayılar toplamı, tek dereceli katsayılar toplamı var. Ve sonrasında finali işte polinomların OBEP'leriyle, OKEK'leriyle bitiriyoruz, yapıyoruz. Ve arkadaşlar sonrasında çözmeniz için ve benim de burada çözümlerini yapacağım size test veriyorum. Birinci test yaklaşık 16 soru olması lazım bakalım. Evet birinci testimiz 16. Altında da cevap anahtarlarını verindireceğim. Hatta iki test varmış ama yok bir test var 24 soru özür diliyorum. Çarpanlar ayırmayla karıştırdım sanırım. Onların da PDF'leri hazır ve hemen hızlı hızlı anlatacağım. Bakın burada cevap anahtarlarımız var. Üst tarafta sorularımız var. 24 tane sorudan oluşuyor. Kendini test edeceksin ve sonrasında da
yanında bulunsun. Konu özeti biçiminde polinomların tüm konuda işlediğimiz konunun tüm özeti de burada var. Tamam mı? Umarım konsepti beğenmişsindir, konsepti anlamışsındır. Bu şekilde konu anlatımlarını ilerleteceğiz ve bu konu anlatımlarından sonra da yanında da limit türev fasikülünü bitireceğiz. İntegral fasikülü çıkacak. Onu da bitireceğiz. Bu ara çalışmalar hız kazandı. Merak etmeyin. Tüm konuları halledeceğiz. Bu konudan sonra çarpanlar ayırma girecek. Sonra fonksiyonlar, sonra permütasyon, kombinasyon, olasılık, rağbet gören konuları ve zor olarak gördüğün, öğrencilerin genelde yapamadığı konuları öncelikli alarak gideceğiz. Umarım videonun sonundaki açıklamayı dinlemişsindir. İyi dersler diliyorum sana tekrardan. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.